Hocam hayırlı geceler, hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar. Sorum şu, Kuşabın'a gidiyorum. Eşimle tartışıyoruz bu konuda. Eşim günah olduğunu söylüyor. Bizi bir aydınlatır mısınız hocam? Hayırlı geceler. Abi yani geldin son dakikada bana bir gol attın. Şimdi dua vakti gireceğim mevzuya. Abi niye kuşa avlıyorsun ya? İşin gücün yok mu senin be güzel abicim? Yani kuşa avlayıp ne? Aç mısın? Açıkta mısın? Etini yiyeceksin ne olacak? Anlamadım ki. Sadece beslemek için mi kuşa avlıyorsun? Onu da bilmiyorum. Biz açlıktan bir sıkıntı çekiyoruz. Kuşu avlıyorum sonra satıyorum. Ondan 3-5 kuruş kazanıyorum dersen hadi dilenmemek için ehven işer. Harama gitmiyorsun derim. Ama arkadaşlar bir kaide var. Can yakanın canı yanacak. Can yakanın canı yanacak. Keyfi olarak yapılmaz o iş. Açsın, avlanıyorsun veya sen öyle bir köyde bir yerde yaşıyorsun ki keklik meklik avlıyorsun, düz havada götürüyorsun şehire. Anlarım. Ama böyle bir zaruret yoksa yapmayın arkadaşlar. Yapmayın arkadaşlar. Bir şöyle anlatayım daha iyi. Hem duaya geçeceğim. Adam ölüm döşeğindeymiş böyle yapıyormuş. Ne oluyor demişler. Biraz sonra küt diye ölmüş. Bu adam demiş hayatı boyunca kuş avlardı. Adam giderken de yok yok üfürükle gitmesin bu iş. Biz kendi kalp kuşumuzu ruhumuzun avında izinde olalım şu Ramazan'da. Bak geldik dua vaktine. Ya Rabbi elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ya Rabbi bizi razı olduğun işlerle meşgul eyle. Razı olduğun işlerde kullan. Bu hayat bizi zaten kullanıyor. Müdürü kullandı, şirketi kullandı, eşi kullandı, çocuğu kullandı. Kendimizi biz kullandık, harcadık, bittik. Ramazan'ı da kullandık. Ya Rabbi duanın özüyle söylüyoruz. Ya Rabbi göçmüşlerimize rahmet eyle, hastalarımıza şifa eyle. Vatanımıza, milletimize, yuvalarımıza huzur ihsan eyle. Ve ya Rabbi ne olur senin razı olduğun işlerde hayatımızı sarf etmeyi nasip eyle. Hadi bir amin, hadi bir amin. Ya Rabbi razıyız senden, sen de razı ol bizden. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifune ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.